evet, bu sene benim için hem milli takım ilk oldu, A milli takım ilk oldu, olacak. Hem de Fenerbahçe gibi bir takıma transfer oldum. Çok iyi bir sezon geçiriyorum, geçirdiğime de inanıyorum ki bu da benim için bir adım, kariyerim için. Fenerbahçe konusunda da Avrupa'da pek istediğimiz gibi başlayamadık. Çok fazla mağlubiyetler aldık. Fakat bu da bir süreç diyorum. Böyle birbirimizi tanıma, daha tam takım oluşturamadığımızı düşünüyorum. Çünkü eksiklerimiz vardı. Hem çok sonralardan gelenler oldu, tek tek katılanlar oldu. Hatta hala şimdi yeni katılan bir oyuncumuz var. Bence bunların etken olduğunu düşünüyorum. Ama bundan sonraki dönemde artık o galibiyet serisine başlayacağımızı düşünüyorum. Oraya dönüştün mü? Tabii ki de. Orası o kadar farklı bir camia ki. Yani orada hem kendini çok değerli hissediyorsun, yönetim açısından bulunduğun o formayı taşımak, taraftarların verdiği destek falan, inanılmaz bir atmosfer orası. O formayı taşımak da inanılmaz gurur verici bir duygu. Çok güzel bir şey orada. O Fenerbahçe Galatasaray derbisini bekliyor gibi. Tribünler full doluyor. Özellikle bizim sahamızda. Atmosfer çok farklı. Sanki sahada 10 kişi değiliz de rakip ve biz olarak. Hani bütün tribün sahada gibiyiz böyle. O duygu, o atmosfer falan inanılmaz güzel bir olay. Hiçbir yerde yaşamadığım tabii ki de bir olay. Ama aşırı böyle insanı iyi hissettiren ve mutlu hissettiren bir tarzda bir atmosfer yani. Tabii Fenerbahçe. Evet, Fenerbahçe dediğiniz gibi yıllardır hep o kupayı hedefleyip ama bir türlü ona ulaşamayan, hep Final Four'da kalan bir takım oldu ama bu seneki bütün çalışmalar artık o kupaya yönelik. Bu sefer, bu sene onun olacağını inanıyoruz. Herkes bunun böyle olmasını istiyor ve takım da zaten onun üzerine kuruldu. Bütün hedefler artık Final Four falan değil, direkt o kupaya yönelik. Umarım bu sene o sene olur. Taraftar arası olarak mesajın var mı? Taraftar konusunda zaten %50 taraftarı sanırım %100 oldu. Ve artık tamamen bütün tribünlerin dolmasını bekliyoruz. Sadece bu Galatasaray-Fenerbahçe maçı değil, bütün maçlarımız için geçerli. Desteklerinin çünkü hissettiğimiz zaman sahada çok farklı, kendimizi iyi hissediyoruz. Bütün maçlarımıza bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Gerçekten çok güzel bir kadromuz var. Geçen sene zaten çok güzel bir kimyamız vardı. Onun üzerine oyuncular ekleyerek geldik. Tabii ki dezavantajlarımızdan bir tanesi sakat oyuncularımız gelemediler. Satu daha yeni geldi, şu anda hazırlıklarına devam ediyor. WNBA'den geç gelen oyuncularımız oldu. Takım doğal olarak bir düzene oturamadı tam olarak. Şanssız yenilgiler de aldık açıkçası. Kötü basketbol oynadığımız süreç oldu. Şansımız tabii ki hiçbir zaman. Euroleague'de de şu anda baktığınızda zaten herkesin sıralamalara baktığınız zaman herkes zaten birbirine yendi, yenildi. Kesinlikle hala oralarda şansımız var. Ve milli takımdan döndüğümüz süreçten sonra çok daha takımın bir arada olacağı, çok daha düzene oturabileceğimiz bir süreç olacağını düşünüyorum. Bizim için Fenerbahçe'nin hedefi zaten her zaman şampiyonluk. Türkiye Ligi'nde de geçen sene namağlup şampiyon olduk. Bu sene de hedeflerimiz her zamanki gibi şampiyonluk. Euroleague'de de dediğiniz gibi bir kupayı alamadık kesinlikle. Sürekli Final Four'dayız, final maçlarını oynadık. Ama inşallah o kupayı da kaldırmak bize nasip olacak. Bu sene kesinlikle çok zorlu bir sezon olacak bizim için. Ama o düzeni oturtturursak başaramayacağımız hiçbir şey yok diyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.